Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, Harran Üniversitesi ve Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle online platformda buluştu. Celal Toprak, 30 yıllık tecrübelerini buradaki öğrencilere paylaşırken, basın dünyası ve kendiyle ilgili merak edilen soruları cevapladı. Sayın Celal Toprak, buyurun bir giriş rica edelim sizden. Şöyle, pandemi öncesi de zaten global ekonomi diye ifade ettiğimiz ya da küreselleşme diye ifade edilen sürecin zaman zaman yara aldığını görüyorduk. Ama pandemiyle birlikte bu sürecin önemli bir sıkıntı içinde olduğunu ifade etmek işte hiç de mümkün olmayacak bir noktada değil. Bu süreç şu anda açıkçası zor günler yaşıyor. Ne bunun yerine geçti? Yerel kalkınma geçti. Zaten biz artık kentler yarışacak, ülkeler yerine kentlerin yarışına sahne olacak dünya ekonomisi ifade ediyorduk. Ama bu pandemi döneminde işte sınırların kapatılması, işte kentler arasında bile sınırların kapatılıyor olması, kendi kendine yeten kent, yerel kalkınmaya önem veren kent gibi kavramları hayatımıza zorunlu olarak gündeme getirdi. Ama zaten yerel kalkınma ya da kendi kendine yeten kent anlayışının dünyadaki geldiği bir takım sıkıntılar nedeniyle dünyadaki ekonominin geldiği nokta itibariyle olması gerekiyordu. Ama pandemi süreci bunu adeta hızlandırdı. Neden öyle olması gerekiyordu? Yıllardır Türkiye ve dünya bir önemli sıkıntıyla baş başa biliyorsunuz. Göç. İnsanlar doğdukları yerde doyamadıkları için başka başka kentlere, başka başka ülkelere göç etmek durumunda kalıyorlar. Göç belli ülkelerde veya belli kentlerde yoğunlaşıyor. O metropoller diye ifade edilen kentlerin oluşmasına neden oluyor. O kentler o kadar işte trafik, işte yarışma, insani olmayan yarışmalar ve benzeri bir sürü şey. İstanbul örneği gibi çok büyük sıkıntılar içinde insanlara önemli sıkıntıları, işte trafik, geçim darlığı, geçim sıkıntısı vesaire gibi sıkıntıları dayatıyor. Bunun yerine yerel kalkınma, göçleri engelleyen yerel kalkınmanın çok önemli bir model olarak önümüzdeki süreçte, özellikle de pandemiyle başlayan süreçte hızlanacağını ifade etmek mümkün. Şimdi yerel kalkınmayla birlikte bir başka yerel kalkınmayı hızlandırıcı etken gündeme geldi. O da dijital dönüşüm. Dijital dönüşüm, yereldeki insanların bütün dünyaya ulaşması hem ticari anlamda, hem ekonomik anlamda, hem de kültürel anlamda mümkün kılmaya başladı. Pandemi döneminde bunu çok hızlı biz yaşadık. Ne yaşadık? İşte uzaktan çalışmaya başladık. E-ticaret yapmaya başladık. E-ihracat yapmaya başladık. Herkesin işte paket servisi de sonuçta bir e-ticaretin bir yöntemi. Yani şey değişmeye başladı, konsept değişmeye başladı. Online'dan bir takım şeyler talep edilir ve bu talep doğrultusunda yerine getirilir olmaya başladı. Bu işlerin demokratikleşmesi gibi bir, yani dijitalleşme aynı zamanda demokratikleşme gibi bir süreci hızlandırdı. Yani Urfa'nın, Şanlıurfa'nın bir ilçesindeki bir salça yapan işte köyün kadınları bütün dünyaya o salçayı satabilecek noktaya geldi. Artık işte, Siirt'teki battaniye bütün dünyaya pazarlanacak noktaya geldi. İşte Ordu Perşembe'deki kadınların ürettikleri taflan bütün dünyaya pazarlanacak noktaya geldi. Daha henüz bir dünyaya belki satamıyorlar ama Türkiye'ye satmaya başladılar. Dolayısıyla herkes ticaretten bir takım nemalanmaları hissetmeye başladı ya da gündeme geldi bunlar. Bu aynı zamanda demokratikleşme, işte gelirin tabana yayılması vesaire gibi ifade edilebilecek unsurların başlanmasına yol açtı. Daha henüz bunun ipuçları var. Daha henüz bunun uygulanmasının denemeleri var. Aslında yok.
Yani büyük uygulamalar yok. Hala küreselleşme ve globalleşmenin bütün ağırlığıyla hissedildiği bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyada başka ne yaşanıyor? Bunun da önümüzdeki süre vahşi kapitalizm diye nitelendirilebilecek bir sistem yaşanıyor. Yani herkesin işte bu aşıda bunun net bir şekilde zenginlerin her türlü şeye sahip olduğu, Afrika'nın başka diğer dünyanın başka yerlerinin açlıkla savaştığı bir dünya yaşanmaya başladı. Bu dünyanın yaratıcısı vahşi kapitalizm. Bu süreçle birlikte kendini gözden geçirme zorunluluğu hissetti. Neden? Çünkü virüs tamam şimdi aşıyla birlikte biraz sınıfsal farklılıklar oluşmaya başladı ama virüs zengin, fakir, işte siyah, beyaz ayrımı gözetmeksizin herkese sirayet etti ve herkesi işte hastanelere ya da yaşamından olmasına neden oldu virüs. Yani virüs şeyi ayırt etmedi. Onun için şimdi vahşi kapitalizm bir takım şeyleri gözden geçirmek zorunda kalacak önümüzdeki süreçte. İki nedenden dolayı. Bir, işte biraz önce söylediğim gibi yani iklim değişikliğinin, virüs ortamının zengin fakir ayrımı yapmaksızın bütün dünyayı etkilediği bakış açısıyla bunu gözden geçirmek zorunda kalacak. İkincisi de bu biraz önce söylediğim dijitalleşmenin demokratikleşmeye katkısı nedeniyle gözden geçirmeye zorunda kalacak. Başlamışken ekonomi gazeteciliği tarafından işi yönlendirelim. Yani biz gazeteciliğe başladığımızda öyle yani yayıncılık yapmak, habercilik yapmak öyle her baba yiğidin harcı değildi. Yani çok önemli bir işte para sermayeye sahip olacaksınız, makineler alacaksınız, işte makinelerden sonra önemli bir dağıtım kamyonlarınız olacak, dağıtacaksınız falan filan. Ama şimdi sizinle buradan şu programı istersek naklen bile yayınlayabiliyoruz Evet. istersek. Ya da bu programı istediğimiz gibi kesip biçip bir saat sonra yayına verebiliyoruz. Yani oradan iki tane becerikli arkadaşla birlikte bütün dünyaya yayın yapabilecek noktadayız. Yani görüşlerimizi, düşüncelerimizi bütün dünyaya anlatabiliriz vesaire. Yani bunun için çok büyük bir sermaye birikimine, çok büyük bir iş holdinge falan sahip olmak gerekmiyor. Bu bir demokratikleşme şeyidir. Aynı şey biraz önce söylediğim gibi işte Perşembe'nin kadınları işte ne bileyim orada ürettikleri reçelleri bütün Türkiye'ye satabiliyorlar. Sanıyorum Urfa'da da benzer çalışma, Şanlıurfa'da da benzer çalışmalar var. Kadınlar orada da çok önemli. Yani e-ticaret üzerinden ürünlerini bütün dünyaya satabiliyorlar. Daha bu sistem böyle çok yaygınlaşıp tamamen ekonomideki şeyi ele geçirmiş değil ama yani bu yarın öbür gün herkesin her şeyi kolayca satabildiği bir ortamda işte diyelim ki Perşembe'nin kadınlarının bile reçel satabildiği bir ortada bir reçel firmasının bize istediği fiyatı dayatması mümkün değil artık. Yani orada müthiş bir rekabet olacak ve uygun fiyata ürün bulma şansımız olacak. Yani dünyayı tamam virüs gibi vesaire gibi olumsuz gelecekler, iklim değişikliği gibi olumsuzluklar bekliyor. Dünyada tehlikeli gelişmeler var. Ama bu tarafıyla da iyi gelişmeler, pozitif gelişmeler, pembe gelişmeler de olduğunu hatırlatmak isterim. Yani böyle bir yani dijitalleşmenin demokratikleşmeye çok önemli demokratikleşme artı işte vahşi kapitalizmin o vahşi tarafının törpülenmesine işte daha sosyal bir hayatın gündeme gelmesine yol açacağını düşünüyorum. Sizi başarıya götüren kişiler, kurumlar, olaylar ne oldu acaba? Bunları da biz sizden duymak istiyoruz. Yani ben 30 yaşlarında falan, 30 yaşlarda, 30-32 yaşında sanıyorum. Ekonomi müdürlüğüne getirildim bir gazetede. Yani sonra yazarlık, televizyon programcılığı, televizyon yöneticiliği hepsini yaptım. Yapabileceğim her şeyi.
şöyle ifade edeyim. Bütün bu gelişmelerde şunu gözlemledim. Yani ben işte Ordu'nun Perşembe ilçesinde okumuş, sonra Ankara'da üniversiteyi bitirmiş yarıştığım insanlar da genellikle kolejlerden mezun olmuş insanlardı. Yani onlar benim yarışa girdiğim ya da işte bizim meslek biraz bireysel bir meslektir. Yarıştığım insanlar öyle insanlardı. Ya da işte İstanbul Boğaz'ın kenarındaki bir okuldan mezun olmuş falan insanlardı. Ben de Anadolu'dan gelmiş, benim gibi birçok arkadaşımız vardı Anadolu'dan gelen. Bizim bu noktadaki en büyük avantajlarımızdan biri çok çalışmaktı. Yani o bir avantajdı bizim için. Yani işte herkesin işte çekip gittiği saatlerde ben haber yazdığımı biliyorum. O bana öyle bir avantaj sağladı ki çok hızlı haber yazma avantajı sağladı. Bir gazetede hiç unutmuyorum. Celal'i çağırın hızlı yazsın. Genel yayın müdürü, ya acele yetiştirmemiz lazım, çağırın Celal'i hızlı yazsın diye beni işte yani dış haberdi o haber. Ben gittim, yani iki parmak yazıyordum ama haberi hızlı yazıyordum. Yani içeriğinden bahsediyorum. Benim öyle bir özelliğim olduğunu arkadaşlar ifade ediyorlar da hayata geçiyordu bu. Yani bunun gibi benzer şeyler. Bir de sosyalleşme, bizim meslekte tabii sosyalleşme çok önemli. Yani her dönemde işte sivil toplum örgütlerinde, işte sosyal faaliyetlerde bulundum, bulunmaya gayret ettim. Böyle üçlü bir avantaj var. Yani çok çalışmak, hızlı, o seni hızlandırıyor. Bir diğer rakiplerine göre daha hızlı hareket etmeni sağlıyor. Dolayısıyla bir de sosyalleştirirsen kendini. Çok da zor değil yani bu işler diye düşünüyorum. Ankara'da Ankara benim meslek, yani benim arkadaşlarım hep var Ankara gazetecileri arasında. Benim kuşağımın arkadaşları var. İstanbul'da da var onlar. Bir de Marmara Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi'nin ağırlıklı olduğunu görüyorum. Geçen Atatürk Üniversitesi'nde bir söyleşi yaptık arkadaşlarla. Dedim ki yani biraz cesaret edin, biraz cesur olun. Harran'dan da, Atatürk Üniversitesi'nden de, başka üniversitelerden de insanlar İstanbul'da medyanın merkezinde olsunlar. Onlar biraz çeşitlensin şey. Onun için cesur olun, biraz da cesur olmak gerekiyor hocam. Sizi bu mesleğe yönelten neydi? Bir kırılma noktası var mıydı? İkincisi de Celal Toprak Bey nasıl bir öğrenci, nasıl bir üniversite öğrencisi? Hani gençlerimiz ışık olması açısından neler önerirsiniz? Bir üniversite öğrencisi neler yapmalı? Bu tür şeylerde hocaların büyük yönlendirmesi oluyor. Benim gazeteciliğe yönelmemde en önemli şeylerden biri, unsurlardan biri. Yani sosyal bir tarafım vardı hep ama çocukluğumda yani doğuştan gazeteci diye bizi öyle öğretmişti büyüklerimiz. Onu da anlatırım biraz sonra size. Biz edebiyat öğretmenim lisedeyken bu noktada çok etkili oldu. Anıyorum kendisini buradan. Yani hocaların çok büyük etkisi oluyor. Sizler aslında onun o anda farkında olmuyorsunuz belki ama o kadar etkili olarak bir cümle, iki cümlenin çok büyük insan hayatında çok büyük etkisi olabiliyor. Onun için Türkiye'de öğretmenlerin, hocaların katkıları, yönlendirme noktasındaki katkıları çok önemli. Benim o noktadaki yönlendirilmemde en büyük katkı öğretmenimden geldi, edebiyat öğretmeninde. Okul Duvar Gazetesi'yle başladı ilk şeyimiz, çalışmamız onunla. Diğer taraftan öğrenciler ne yapmalı meselesine. Bir kere yani bu üniversite şeyini biraz biz lise kavramından çıkartmamız gerekiyor. Üniversitede şeyi seçmeliyiz. Yani ne yapacak? Üniversiteyi bitirdiğinizde ya da bitirmeden daha çok kalın bir CV'nizin olması lazım. Şu etkinliği yaptım, şu etkinlikte bulundum, şu etkinlikte çalıştım. Şu projenin gerçekleştirilmesinde vardım. Şu hocayla şöyle bir çalışma yaptım filan gibi CV yazacağınız çok şey olabilir. Aynı zamanda şu montaj konusunda şu işte programları çok iyi biliyorum gibi mutlaka yani üniversitenin size verdiği bilgileri de derinleşmeniz gerekiyor.